Egesi merhaba. İzleyenler bilirler. Yakın bir zamanda kendimize bir intercom almıştık. Birkaç ay önce kullandık, deneyimledik. Lesko diye geçiyor. BT22 diye de geçiyor bazı sitelerde. En ucuz intercomlardan bir tanesiydi. Aldık, kullandık. Aslında çok ekstra bir problemi yok. Bağlantı konusunda, şarj konusunda vesaire. Ama şöyle bir problemi var maalesef. Biraz özellikle tizleri çok kuvvetli ve kulak tırmalayıcı. Beni çok rahatsız etti. O yüzden bugün BİM'de satışa sunulan Prozone kas kulaklığını aldık. Yaklaşık 1500 liralık bir fiyatı var. Bugün arkadaşlarımız da almıştır. Özellik konusunda da fena değil. Ses kalitesi olarak da uzaktan biraz denedik ama bakalım bizi tatmin edecek mi? LS2 konusunda biz hüsrana uğramıştık. İnşallah bunda aynı sıkıntılar yaşamayız. Özellik olarak biraz daha iyi. Özellikle 3 tane ayrı kaska bağlayabiliyorsunuz. 2 telefon birden bağlanabiliyor. 17 saat telefon kullanım süresi var. 15 saat interkomlar arasında kullanım süresi mevcut. Kullanırken aynı zamanda şarj edebiliyorsunuz. Navigasyon desteğini sağlıyor. Navigasyon desteği sağlıyor. Google Asistan desteği sağlıyor. Telefonunuzda varsa Siri desteği. Telsiz bağlantı konusunda size yardımcı oluyor. Bağımsız bir ses kontrolü var. Çok önemli değil. 800 amperlik bir bataryası var arkadaşlar. Suya karşı dayanıklı. Bunu da test edeceğiz ama bunun için biraz zaman gerekecek. Bakalım ne kadar dayanıklı. Eş zamanlı iki telefon birden bağlanabiliyor Bluetooth'una. 2 yıl garanti veriliyor. Evrensel bir interkom, diğer yani interkom cihazlarıyla bağlantı kurabilirsiniz. Aynı marka olmasına gerek yok. Tüm kaslara uygun. Açık çene olsun, kapalı çene olsun fark etmez. Bunların hepsine monte edebiliyorsunuz. Hiç 1800 metreye kadar da çekim kuvveti var interkomlar arası. Ama telefon bağlantı uzunluğu 10 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. İçinden ne çıkıyor? Bir, iki. İki tane hoparlör var. Biri açık çene, biri kapalı çene için. İki tane kulaklığımız var. Kulaklığımız biraz kalın diğerlerine göre. İnşallah kalite olarak da daha iyidir. Bir tane şarj kablosu. Bağlantı aparatları ve yedek bağlantı yapıştırıcıları. Hem vidalayabiliyorsunuz hem de yapıştırabiliyorsunuz. Bununla ilgili de bir aparatımız var. Evet, bu şekilde. Biz tabii yapıştırmayı deneyeceğiz. Kaskımızı denemeye kıyamayız. Bunu da çıtırdı ama. Evet, montajımızı yaptık. BT22'yi söktük. Yeni Prozone interkomumuzu bağladık. Evet, eski BT22. BT22 interkom. Evet. Eski BT22 interkomumuzu söktük.
Yenisini bağladık. Montajı bu şekilde oldu. Biraz böyle fazla yüksek, fazla kabarık görünüyor bence. Ama ses kalitesini kontrol ettik. Gayet diğerine göre daha iyi. Ama deseniz ki hani mükemmel ötesi mi? Hayır. Sesi gayet iyi, yeterli yükseklikte. Tizleri de kulağı öyle çok diğeri gibi tırmalamıyor. O net olarak belli. Ama biraz kullanalım. Ondan sonra bakalım. Yine bir gelişme olursa yorumlarda paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Alınlara da hayırlı uğurlu olsun. Bu şekilde montajınızı yapabilirsiniz. Diğer hoparlörü kullandık. İçinde gömüldüğü için bunu seçtik. Bu mikrofon yedekte kalacak. Diğer ürünleri kullanmadık. Bunları da ihtiyaç duyduğumuz zaman kullanırız. 2 yıl garantimiz var. Tadını çıkaralım. Hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.